Son zamanların özlemle anılan ismi Emine Ülker Tarhan. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de boldur kendisini. Tanımayanı da çoktur tabi. Gelin uzun zamandır ortalarda gözükmeyen Cumhuriyet kadınını beraber tanıyalım. 29 Kasım 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Lise yıllarında lisanslı handbol ve basketbol oyuncusu olan Tarhan'ın lakabı Rapunzel'di. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 1994 yılında İslahiye'de başladığı yargıçlığa Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam etti. 12 Haziran 2011 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem Ankara CHP milletvekili seçildi. 29 Haziran 2011 tarihi itibariyle de CHP Grup Başkan Vekili oldu. Kimi hitabetine, kimi güzelliğine, kimi de kıvrak zekasına hayrandı onun. Özellikle meclis kürsüsünde gerçekleştirdiği konuşmalar aldığı oyların hakkını verir nitelikteydi. Unutmayın ki gök kubbe altında beni susturabilecek tek şey bilgidir. O da sizde yok hanımefendi. Aranızda hiç mi hukukçu yok? Zannediyorum ki... Yok. Bizim muhalefet olarak en önemli görevlerimizden biri iktidarı denetlemek ve doğru yola sevk etmektir. Bu konudaki lütfen uyarılarımızı dinleyin ve akıllı olun rica ediyorum. Kendi yarattığınız ve kozmik odaya girebilir dediğiniz yargı şimdi bir tıra giremez diyorsunuz ya. Masumlara dokunulurken alkışlayan siz şimdi bize kimse dokunamaz diyorsunuz ya. Size burada bir şeyler öğretmekten gerçekten yoruldum. Paralel devlet. Paralel devlet, çete, haşhaşiler filan da demeyin. Gülerim ya ben buna. Gerçekten gülerim buna. 16 Aralık'ı 17 Aralık'a bağlayan gece mi o çete kuruldu? O gece mi kuruldu çete? O gece mi? O gece kuruldu çete. Korkudan tir tir titrediğiniz bir yapıya, bu yapıya halkımızı teslim ettiniz. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Demir coplar alırsınız. Hiç durmadan kitaplar almak yerine demir coplar alırsınız. Öğretmen almak yerine binlerce polis doldurursunuz kadroları. Ve güvenlik sorununu nedense gene de bir türlü çözemezsiniz. Bu ittifaklarınız bozulabilir. Karşılıklı sırlarınız devreye girebilir. Bazı sırlar devreye girebilir. İşte bakarsınız bir gün yapılandırdığınız o yargı sizin için bir intikam aracı haline gelebilir. Onun için kendinizi korumak istiyorsunuz. Ama bakın bir şeyi atlıyorsunuz. Bunu görmek zorundasınız. Çarpık yargılama sistemi, özel yargılama biçimleriyle yargının yol açtığı haksızlıklar, darbeyi de bakın, darbeyi de, terörü de, bu iki kötüyü de, bu iki kötü, iki lanetliği de inanın çağırır. Ne yazık ki çağırır. Bunun farkında değil misiniz? Ne yaptığınızın farkında değil misiniz siz? 2011 ila 2014 yılları arasında CHP'de görevini layıkıyla gerçekleştiren Tarhan, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hikmettin İhsanoğlu'nun çatı aday gösterilmesiyle partisine cephe aldı. O dönem ismi Cumhurbaşkanı adaylığıyla da anılan Tarhan, İhsanoğlu'nun adaylığına imza atmayan 20 CHP'li milletvekilinin imzasıyla aday olabiliyordu. Küskün seçmenlerin de ilk aday tercihi olan Tarhan'ın adaylığı son günlere kadar tartışma konusu oldu. Ancak gerçekleşmedi. Belki tanıdık gelebilir sizlere, o yüzden ek bir bilgi olarak da söylemek istiyorum. Evet, o seçimde de birleşemezsek kazanamayız denildi ve Emine Ülker Tarhan AK Partili ilan edildi. Seçim sonuçlarında ise %74 katılım oranına ulaşıldı ve Tayyip Erdoğan ilk turdan seçimi kazandı. Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermeyen ve bilinçli olarak sandığı boykot eden 5,5 milyonu hatırlayın lütfen. Evet. Niye gitmediler dersiniz sandığa? Şunun için gitmediler. Bir yerde artık kirli beyaza dönüşmüş bir ak var. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı. Bir yerde Ekmelettin İhsanoğlu var, gri. Birisi de füme. Birisi bölücü, birisi siyasal İslamcı, birisi de gri siyasal İslamcı. Birisi kara siyasal İslamcıysa birisi de gri siyasal İslamcı. Üçünden birine oy vermek zorundasın dediler o çocuklara, o gençlere, o kadınlara. Onlar da dediler ki ben kırmızıyım, bana bunu dayatamazsın dediler ve sandığa gitmediler. Şimdi o 5,5 milyon insan neredeler? O gezi ruhu buhar mı oldu? Hayır. Buralarda bir yerlerde onlar. Biliyorum. Tıpış tıpış gideceksiniz veya işte siz şezlongcular. Hayır, Karadeniz şezlongda değil. İç Anadolu şezlongda filan değildi. Ege'de şezlongda değildi. O insanlar bilinçli olarak sandığa gitmediler. Dediler ki bana dayatamazsın. Tıpış tıpış değil, ben koşa koşa gitmek istiyorum. Bana uygun adaylar göstermek zorundasın dediler. Bu yaşananlardan sonra Tarhan'ın ismi farklı partilerle yan yana anılsa da o Anadolu Partisi'ni kurdu. Partisinin köy enstitülerini tekrar kurmak, din eğitimini isteğe bağlı hale getirmek, herkese ücretsiz sağlık hizmeti vermek, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin profesyonel gönüllü askerliğe geçişi sağlamak gibi vaatleri bulunuyordu.
Öte yanda İzmir'de bayrak, Hakkari'de poşu, Ankara'da bozkurta sığınan, elinde bir noter senediyle dolaşan beceriksiz ana muhalefet. Ulus devlete karşı olanların yönettiği parti. Diğer yanda başkanlık karşılığı özerklik isteyen ırkçı bir parti. Dağdan izinsiz konuşamayanlar istediği kadar stand-up yapsın, fark etmez. İnançla makara diye alay edenleri, kurucusunu kurultaydan kurultaya hatırlayıp hakaret edenleri kadın kılığında parti yönetimine sokanları, Mao ölünce Atatürkçü olanları unutmayın. Çürümüş iktidarla çapsız muhalefetin gitme zamanı. AKP elbet yenilecek ama ona sadık muhalefet tarafından değil, yepyeni kadrolar tarafından. Zaman o zamandır. Dünyadaki hiçbir güç zamanı gelen bir düşünceden daha güçlü olamaz. Kuruluşundan bir yıl sonra ilk seçimine giren Anadolu Partisi 2015 genel seçimlerinde %0,06 oy alarak çok kötü bir sonuç elde etti. Bunun üzerine de parti kendisini feshetti. O seçimden sonra ise Emine Ülker Tarhan neredeyse hiç karşımıza çıkmadı. Bugünlerde de yokluğu epey hissediliyor gibi gözüküyor. Zamanı gelen o düşüncedir Anadolu ve kardeşlerim tam zamanıdır. Şimdi kurtuluş için yeniden Anadolu'ya geçin. Geçin ki geldikleri gibi gitsinler.